sosyal anlamda, sosyolojik anlamda tuhaf ve hızlı bir değişim yaşıyoruz ya. Bu hemen herkesin öyle ya da böyle bir ön kabulle. Bazıları bir tarafından bakıyor. Bazıları da yani tümdar olarak yaşadığımız şeyi yeme, içme, eğlenme, üretme, işte üreme, flörte, hemen her türlü sosyal hayatımız biçimleniyor ya da değişiyor. Bu değişimin içerisinde en çok konuştuğumuz kelimelerden bir tanesi, biz de gittikçe batılılaşırken işte batının iyi yanlarını alalım, kötü yanlarını almayalım, ahlakını almayalım falan gibi kelimelerle tarif ederken aslında anlatmaya çalıştığımız şey de bu. Bireyselleşmesiyle alakalı. Ay dayanamayacağım, aklıma bir şey geldi. Flüt alalım ama deliklerini almayalım. gibi bir fotoğraf. Bireyselleşmeyle alakalı çok hızlı yol kat etmeye çalışıyoruz ya. Yani eskiden mahalle diye algıladığımız şeyi sonra kalabalık büyük ailelere, kalabalık büyük aileyi çekirdek aileye, çekirdek ailenin kendisini de parçalayarak kadın, erkek, çocuk, onların hakları ya da benzer şeylerle tarif ettiğimiz yeni bir sosyolojik forma doğru gidiyoruz. Şimdi bu hem Sami yüzünden hem senin yüzünden öğrendiğim bir hikaye. Bir şeyi kontrol ederken ya da yaparken en ana zemindeki hikayeyi biyolojiyi de kontrol etmek. Evrimle ya da biyolojik durumla da kontrol. Hayırlı bir şey öğretmişiz bence. Bu çok da işimi kolaylaştırdı bu arada. Yani iletişimde, reklamcılıkta da, kitleyle iletişimin içerisinde de biyolojik olarak ana yapının içinde mi dışında mı kontrol edip ilerlemek çok da el kolaylaştırıyor. Bizim biyolojik varlığımıza, biyolojik sosyal varlığımızın davranışına baktığımızda Dunbar'ın tarif ettiği gibi en maksimum 150 kişiye kadar çıkan, 30 kişiye 40 kişiye kadar da inen bir yapı kullanıyoruz. Aslında bireysel varlığımızın birinci derecede bir önemi yok. Bireysel varlığımız bu kominin, bu kabilenin, bu köyün, ismini nasıl koyarsak, bu köyün varlığının devamlılığı için harcanabilir bir yapılanma formu. Bunun çok ileri aşamasını karıncalarda ya da arılarda görüyoruz. Yani işte onlara süper organizma ya da süper organizasyonel yapılar diye tarif ediyoruz. Hani onlar da gerçekten işlevi biter bitmez terk edilebiliyor, öldürülebiliyor, dışlanabiliyor ya da şeyde. Tamamen işleve dayalı bir formülde bireyin hayatının önemli olmadığı, o yaşadıkları kümülatif topluluğun önemli olduğu, topluluğun devamı için bireyin hemen terk edilebilir olduğu bir sistem kullanıyorlar. Bu kadın erkek kadar bireyselleştirerek, yani toplumun içerisindeki hallerini tekil hücre varlıkları olarak kabul ederek tanımladığımız ve tekrar bu yapının kendisiyle bir organizasyon kurmaya çalıştığımız, yani yeni reorganize etmeye, yani doğal organizasyon formunu bozup tekrar onu organize etmeye çalıştığımız bir sosyolojik devamlılık var gibi görünüyor. Bir taraftan da şöyle bir durumu var, pozitif tarafını da tanımlamak gerekiyor. Bir yandan da 150 kişilik yapıların dışına çıkıp çok daha yüksek sayıda insanların birbirleriyle bir organizma oluşturmayla, organik olarak birbirlerine hareket edebilir, doğal hareketlerin içerisinde olabilirmiş gibi de bir şeye doğru da gidiyoruz. Ama bu daha sezinti, yani orada böyle çok önemli bir yol kat ettiğimizi söylemek mümkün değil, ama hani pozitif hayal etsek böyle bir olasılık da varmış gibi sanki. Gittikçe de yani daha geniş bir kalabalığın birbirleriyle düzgün çalışarak, organize olarak bir sosyal ağ ya da yapı oluşturduğu bir fotoğrafa doğru. Şu anda beceremediği, o yüzden atomize olduğu da bir taraftan. Bir taraftan da zarar gördüğümüz, hayatta negatiflikler yaşadığımız konuların büyük bir çoğunluğunu da bu problem kalıbı üzerinden de yaşıyoruz. Sen dersin ya, yani işte 150 kişilik sistemden aldığın alışkanlık bugün niye çalışmıyor? Burada olmuyor. Olmuyor. Yani buradaki yapının içerisinde yerleşmiyor. Soru şu, gerçekten 5 milyar insanın, 10 milyar insanın bir süper organizma olarak, süper organizasyonel bir form gözeterek yaşaması, olması bir olasılık mı? Yani bunu kültürel evrimle halletmek, çünkü biyolojik evrimle bu iş dönüşmeyecek gibi, yani oraya çok uzunca bir süre var. Kültürel evrimle, eğitim kodlarıyla, zihinsel bir beceriyle buraya doğru gitmek, süper organizasyonel sistemler kurmak sence mümkün mü? Ya da bunun mümkün olması için birey olarak neyi fark etmeli ya da birey olmayla alakalı ilerlediğimiz derinleşmeyi nerede kesmeliyiz? Bu da bir hikaye yani. Mümkün, çok kolay ama anlatması zor. İkna etmesi zor. Seninle değişik defa, ta 2 sene kadar evvel yine bir Can Canan'ın daha 20'li bölümleri olabilir. Orada kaos teorisini falan konuşurken işte tabiattaki grup halinde yaşayan canlılardan falan bahsetmiştik. Orada da aslında benzer bir şey yüzeye çıkmıştı ama bu bağlamda konuşmamıştık. Ve arada konuştuğumuz birçok şeyi aslında birleştirip bir resim çizmek gerekiyor. Şimdi önce bir şeyi söyleyeyim.
Karıncalar, arılar, işte toplarda yaşayan bütün canlılar son derece kompleks sosyal görevleri küçücük beyinlerine rağmen milyonlarcası bir araya gelerek becerebiliyorlar. Şimdi bir kere burada çok akıl fikre ihtiyacımız yok. Birincisi bu. Bunu fark etmek lazım. İnsan denen organizmanın beyni çok büyük deyip duruyoruz ya, bedenine göre çok büyük beyni var. Bütün sinir bilimi topla, öğrendiğin her şeyi topla. Bu beyin niye bu kadar büyük sorusunun tek cevabı var. Sosyal beceriler yüzünden. O işte bahsettiği 150 kişilik klanla böyle farklı farklı parmak izi benzemeyen tiplerin birlikte hareket etmesini sağlayacak dil gibi, inanç gibi, ortak anlatılar gibi araçları kullansınlar ve hani çok zorlu, hiçbir canlının karşılaşmadığı kadar zorlu problemleri aşabilsinler diye böyle bir sistem organize edilmiş. Karıncalardan çok büyük beynimiz var, onlar kadar beceremiyoruz. Bu bir kere sorunun ana kısa ifadesi bu. Bir de işte modern dünyanın, o kültürel evrimimiz boyunca bize getirdiği ezberler var. Bütün bunlara bakınca daha da beceremiyoruz. Şimdi soru şu. Günümüzün dünyası, ya sorulardan bir tanesi şu, günümüzün dünyası bize bireysel olarak her şeyi yapabilme gücü veriyormuş gibi gözüküyor. İşte internetten istediğin sipariş et, aç kalmazsın, git her türlü girişim yap, istediğin işi yaparsın, istediğini öğrenirsin, istediğinle görüşür, istediğinle görüşmezsin falan filan, yarı tanrı gibi bir şeysin yani bu ortamda. Ama realiteye bak, bu bir sorun olarak bugün bizim niye masamızda? Çünkü bir sorun. Bu güç bizim sisteme uygun bir güç değil. Yani böyle nasıl diyeyim? Hamurdan yapılmış bir sapın üzerine çelik çekiç takmak gibi bir durum var. Yani böyle vurdu mu kırılacak o yani besbelli. O yapı, o ataçman bu sapa uygun değil. Dolayısıyla bizim sapı tanımamız lazım. Sapa uygun bir şey yapmamız lazım. Hoşuna gitti değil mi? Hamurdan yapılma çekiç gözünün önüne geldi bir an. Geldi de hani sapurla üzerinden devam edeceğiz şimdi. Yani elimden gelen budur. Tamam. Doğuş kanka. Güzel oldu. Şimdi işte fabrika ayarları bu hikayeden çıkıyor zaten. Yani ne için yapıldığını anlarsan bugün nasıl çalışacağını anlarsın. İşte insanın beyinsel, bedensel ya da sosyal bir takım biyolojik tabanlı yeteneklerinin gelişip de bilmem ne oluşturmasını beklemek artık gereksiz bir şey. Çünkü insanın esas gücü burada değil. İnsanın esas gücü biyolojik evrimini adeta durdurup, insan şu anda durdurmuştur neredeyse biyolojik evrimini, öğrenerek, deneyim kazanarak, araç üreterek yapamadığı bir şeyleri yapabilir hale gelmesi. Yani biz Amerika'ya 1,5 saniyede mesaj gönderemiyorduk. İşte 10 sene önce. Şimdi gönderebiliyoruz. Dolayısıyla bunu yapabilir hale gelmek bilmekle, anlamakla alakalı. O seneler evvel konuştuğumuz grup halinde yaşayan canlılarla ilgili bir hikaye anlatmıştım. Senin de hoşuna gitti diye hatırlıyorum. Zaten benim kaos teorisi sunumlarımın ana konularından biridir. Çünkü çocuklar bile hemen böyle hayret ediyor. O işte devasa kuş sürülerinin, karınca sürülerinin, arıların falan o karmaşık davranışları yapabilmesinin altında bugün biliyoruz ki mesela 5-6 tane basit kural yatıyor. Bu 5-6 basit kuralı bütün bireyler biliyorlar. Beyinleri buna haydi haydi yetiyor. Ama onların bir avantajı var. Ben bunu niye yapıyorum abi diye sormuyorlar. Ve doğdukları andan itibaren mesela karınca yuvası inşaatı var. Ölen karıncanın yerine yenisi geliyor. Pupadan çıkmış, erginleşmiş falan. Demiyor ki inşaatın hangi aşamasındayız, ben nerede görev alacağım falan. Böyle bir şeyleri yok onların. Z kuşağı bu işi bilmez demiyor mesela. Hani bumurlar yanlış yapıyor demiyor. Hiçbir sorgulama yok, gelişim de yok bak. Mesela bir işçi karınca yeterince çalışırsam kraliçe olabilirim bir gün diye bir Amerikan rüyasının peşinde değil. Gelişim yok, olduğu gibi tıp tıp çalışma var. En kötüsü erkek arılar. Bu arada. savaş çağırlar falan onu Sami... Sen arılarla bir program yaptın mı acaba? Yaptık Sami ile beraber. Ben doğrudan öğrendim zaten. Tamam doğru vardı. Yani orada gelişim yok. Bizde gelişim var. Bizde koca beyin var. Bunlarda neredeyse hiç yok. Onlar beceriyor, biz beceremiyoruz. Demek ki gelişim bazen iyi bir fikir olmayabilir bazı şeyler açısından. Ama biz ne yapabiliyoruz? Oradaki modeli anlarsak o modelin bir örneğini alıp kendi hayatımıza uygulayabiliriz. Doğadan öğrenme dediğimiz şey bu. Mesela bu karıncalardaki, arılardaki falan filan sistemin bizdeki versiyonu en yakını ne askerlik, bize askeri kurumlar. Ne özelliği var bunların? Bir tane kuralı var abi. Üstünün emrine uy. Aslında başka kural yok. Temelde bu. Üstünün emrine kayıtsız şartsız uyacaksın. En ağır ceza divan harfi ne zaman oluyor? Emre itaatsizlikten. Şimdi bu askeriye gibi böyle kitlesel güç oluşturmak, insanların bireysel olarak sıfırlandığı ve bir kaba güce dönüşmesi gereken durumlarda çok güzel. Ama peki ben bu hayvanlardan aldığım örneği uyguladığım her yerde bir ordu, bir manga, bir şey mi yapacağım? Yani hep bir öldürücü güç mü olacak? Hayır, şöyle bir şey de yapabilirim ben. Bu kadar kalabalık bir insan topluluğunu hemen hemen aynı sayıda karınca kadar en azından ustalıkla davranabilecek temel sade kurallar, ilkeler oluşturabilirim. Ve o ilkelere herkes uyarsa, zor kısmı burası fark ettiğimiz üzere, herkes uyarsa global sistem bir süper organizmaya dönüşebilir. Fakat bizim sorunumuz ne? Niye ona inanıyoruz? Buna inanalım. Değil mi? Hemen bir sorgulama başlayacak. Yani
Niye öyle? Böyle yapalım. Bir cin fikirli biri çıkacak diye ki sizin kuralda şöyle bir sorun var. Bunu iyi niyetlerle yapacak genellikle. Aslında anayasa dediğimiz şey de yani o bir aslında toplumsal sözleşme. Herkes evet. Basit bir şekilde 100 maddelik, 300 maddelik bir konuda sözleştik mi arkadaşlar kuralı. Ama bu, problem ne? 300 bir. Maddeyi kimse aklında tutamaz. Tutamıyor. 5 kuralın olursa, 5 ilken olursa, 6 ilken olursa hadi zorlayalım 7 olur. Bu 7 sınır nereden geliyor? Frontal korteks bu kadarını tutabiliyor yani. 7'nin altında olması lazım. Fazla sayıda kural uygulanamaz bir sistem demektir bizim açımızdan. Az sayıda kural da işte bizim ilkelerimiz, değerlerimiz gibi düşün. O değerlere herkes okey olduktan sonra sistem çalışır. Şimdi mesela evrensel insani değerler, insan hakları gibi bir şeyler söylüyoruz ama kimse ne olduğunu doğru dürüst bilmiyor ve herkes başka anlıyor ya. Böyle ilkelerin varlığı da yetmiyor. O ülkeler üzerinde anlamsal bir konsensüs de, bir fikir birliği de olması lazım. Şimdi dolayısıyla insanı süper organizma yapacak olan şey sosyal birlikteliği. Bunun için gerekenden fazla donanımı var. Her şeyimiz var. Fakat bu donanımın bir yan etkisi var. Düşünüyor. Arıza çıkarıyor. Neden diye soruyor. Ve bunlar sayesinde de hata yapıp, öğrenip, deneyip, yanılıp, cesaretle adım atıp, yeni bir şey yapıp gelişebiliyor. Şimdi bu kişisel olarak gelişme meselesinin ana odağa konduğu bir zamanda yaşıyoruz. Sen her şeyi yaparsın. Bir sistem bize böyle diyor. Mesela zımnen eğitim bizi bu konuda şöyle besliyor. Bizden her şeyi yapabilmemizi istiyor eğitim. Mesela dikkat ettin mi ona? Her konuda geçer not almak. Bu ne demek? Coğrafyayı da, matematiği de, bedeni de hepsini yapabilmen lazım. Manyak mısın? Normali bu diyor bize. Mesela işte o yüzden kopya çekmek yasak, o yüzden belli derslerde kötü olmak kötü, işte zayıf olduğumuz yerden devamlı ek kurslar almamız lazım ki herkesi denkleştirmeye çalışan, herkesi kendine yetecek bir halde hayata salmaya çalışan bir sistem var. Böyle olmaz bu iş ve böyle olmuyor da zaten. Biz hayatta karşımıza geldiği zaman seçenekler ne görüyoruz? Bazı şeyleri çok kolay yapabiliyoruz, orada coşabiliyoruz. Ama genellikle menüden payımıza düşenler onlar olmuyor da çok zorlanmamız, ekstra kurslar, yabancı dil eğitimleri, bilmem ne almamız gereken bir şey oluyor. Ve orada acayip bir sürtünmeyle enerji kaybediyoruz. Abi bu kadar sene yaşayınca mesela insan organizmasının, işlevselliğinin altın bir anahtarını bulduğumu zannediyorum. Yani doğru şeyi yapıp yapmadığının çok net bir ölçüsü var. Daha önce bunu söylemedim sana muhtemelen ama ben de yeni fark ediyorum. Zorlanıyorsan yanlış şey yapıyorsun. Bu kadar. Yani ne yaparsan yap, ana babalık yap, patronluk yap, çalış fabrikada, o bu ya da boş gez neyse. Yaptığın herhangi bir şey, sadece meslek olarak da düşünme, günlük hayatında yeme içme dahil. Bir şey zor geliyorsa, sana rahatsızlık veriyorsa yaparken yanlış bir şey yapıyorsun. Dolayısıyla mesela birinci ana kural, sistemdeki herkesin rahat yapabileceği şeyle yer alıyor olması. Açık beyinde bunu çok konuştuk hatırlıyorsan. Hep de konu bu. Yani herkesin rahat, akışkan bir şekilde işlev görebildiği bir sistem, herkesin sürtünmesiz bir şekilde, çabasız bir şekilde işlev gösterdiği yerde ise neticede ne oluyor? Herkes maksimum performansını gösteriyor. Ama bunların bir araya geldiği bir topluluk eğer ilkeler çerçevesinde birlikte hareket edebiliyorsa o zaman daha mucizevi, zuhur eden bir şey oluyor. Nicholas Taleb'in mesela böyle sistemler, organizasyonlar için kullandığı antikırılganlık özelliği ortaya çıkıyor. Ne demek antikırılganlık? Gelen bozucu etkiye ya da beklenmeyen bir duruma karşı çok iyi adaptif tepki verebiliyorlar mesela. Çok kıvrak oluyorlar, çok mesela dayanıklı olmuyorlar. İşte daha önce konuştuk ya onu, dayanıklı belli bir gücün üstünde kırılır. Ama antikırılgan bozucu etkileri yapısına katarak deneyim kazanır ve şeklini, şemalini değiştirir, eğilir, bükülür ama varlığını devam ettirir. Burası ama şöyle bir çatışma var ya işin içerisinde. Haklısın yani bu ama... Bu arada tamamen teorik konuşuyorum, onu da belirteyim. Evet. Niye mümkün olmayacağını konuşacağız zaten ama bu benimki teorik. Evet şey. Yani burada şöyle bir durum oluyor ya. Burada bu organizmanın yani o bireylerden, birimlerden, birimciklerden oluşan organizmanın bütünlüğünde antikırılganlık gelişiyor. Burada bir sıkıntı yok. Fakat bu antikırılganlığın var olabilmesi için bu birimciklerin bir kısmının yeri geldiğinde bu organizma için kendini feda etmesi gerekiyor. Evet. Şimdi başkaları feda ettiğinde sıkıntı yok ama konu bana geldiğinde ben buna maraz çıkartmaya çok yatkınım. Evet. Yani toplum için ölür müsün? Toplum için kendini feda eder misin? İşte devlet kutsalları gibi konularla alakalı hala gündemimizdedir şeyde. Bu da mesela çelişki yaşadığımız konulardan bir tanesi. Üst hikayelerde konuşurken vatan için ölürüm, aşağıya konuştuğumda Lüksemburg'da yaşamak istiyorum. Yani hani
Bu arada Lüksemburg niyeyse hani böyle şey bir de değildir ama örnek ağzıma böyle yerleşti. Sebebini şöyle düşünüyorum ben, lüks var başında o yüzden. Olabilir, belki de mümkündür. Çok kişiden duyuyorum çünkü Lüksemburg. Lüksemburg Eurovision şarkı yarışmasında işte bir şey çağrıştırmıyor. Evet yani bir şey de pratikte ama böyle bir şey yaşıyoruz. Şimdi bu içsel birey olduğumuzda böyleyiz. Birey olarak yani Suriye'nin yarısı terk edin bize yerleşti. Yani birey olarak devletin kutsallığı bilmem ne falan bir yere kadar. Kendini birey olarak fark ettiğinde daha koruyacağı, kendini güvende hissettiği, onur, gurur, işte yeterliklerle alakalı daha kendini rahat hissedeceği yere tüm kutsallarını terk ederek gelebiliyor ya da ilerleyebiliyor. Bireysel olarak kendimizi bir yalnız varlık olarak, genel büyük bir organizasyonun bir parçası olarak değil de kendi zihinsel, bedensel varlığımızla ayırarak, duygusal varlığımızla ayırarak tarif ettiğimizde ben niye kendimi feda ediyorum arkadaş, öteki kel ölsün falan diye yani hani tavrımızı buna doğru geliştiriyoruz. Böyle olduğunda ya da buna anlamlı ve değerli ve derin nedenler arıyoruz. Hani birisini feda etmesiyle alakalı çok değerli olabilecek nedenler arıyoruz. Zaten bireysellikle sosyal olarak bir bütünün, organizasyonun olması arasındaki bağı da hani böyle geliştirmeye çalışıyoruz. Ve en büyük evrensel felsefi tartışma konularından bir tanesine dönüyor ya yapının kendisi. Şimdi bir sorun var aslında. Belki bu sorunu en başından itibaren altını çizip söylemediğimiz için de sohbetin kendisi fazla boşlukta kalıyor. Sorun şu, daha büyük kalabalıkları yönetilebilir yeni sistem arıyoruz. Demokrasi yetmiyor. Şimdi demokrasinin üzerinde yani ciddi sayıda insanın birbirleriyle toplumsal olarak anlaştığı yeni bir form, yeni bir formül üzerine çalışıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda yapılandıracağımız şeyin kendisini yine biyolojide arayacağız bana sorarsan ve biyolojik yeterliliklerimizle aradığımız, umduğumuz, talep ettiğimiz ya da şimdi ihtiyaç duyduğumuz organizasyonel beceri arasında çok büyük bir fark var. Ama yine de birileri çok akıllıca olduğunu varsa ya da bir şey biliyormuş gibi, o bir şeyi ben bilmiyorum da onlar bir şey biliyorlarmış gibi burada sistemi bireyselleştirerek çözmeye çalışıyorlar. Önce herkesi bireysel bir hub'a dönüştürüp sonra bu bireyler arasındaki ilişkiyi tekrar reorganizasyona bağlayıp o organizasyonda bir süper organizma gibi çalışabilir hale getirmekle alakalı bir heves var gibi. Şimdi bunun örneklerine bakma, biz burada işte kendimizi geliştirme, değiştirme bilmem ne ilgili bir şey konuşuyoruz da Çin öyle konuşmuyor. Yani bu arada Çin dediğim şey dünyanın %25'i, %25'i bambaşka bir form üzerinde çalışıyorlar ve bazı yerlerde de işe yarıyor. Pandemi de yaradı. Çok sert ve hızlı koşullarla pandemiyle başa çıkabildi mesela. Evet. Blunt mesela, force dediğin kaba güç her zaman böyle dedi. Ama mesela kaba güç mü diyelim ona yoksa anti kırılganlık mı diyelim? İşte anti kırılganlık mı bunu seri etkilen, bir tane badireden yırtmak anti kırılganlığın ölçüsü değil. Mesela bedenler kırılgandır ama canlılık anti kırılgandır. Canlılığın kendisi. Evet. Niye? Bu beden yani bir yere kadar anti kırılganlığı sürdürür ama bir yerde ölür. Ama canlılık fikri ila nihaya devam eder. Dolayısıyla devam eden bir sistemden bahsediyorum. Çin, yani tabii en eski hanedanlık falan olabilir ama dün bir, bugün iki yani. Daha dur bakalım. Bir de bu yeni ekonomik modeli nispeten çok yeni dünya tarihinde. Ona anti kırılgan demek için erken ama anti kırılgan olan, ila nihaya anti kırılgan olduğunu bildiğimiz mesela canlılık gibi, doğa gibi, kozmos gibi sistemlere ne kadar benziyorsan o kadar anti kırılgan olabileceğini düşünebilirsin model üzerinden yani. Biraz önce söylediğin şey mesela yeni bir kural ya da yeni bir anlayış düşündürdü bana. Bizim ülkede de herkes her şey için ölüyor biliyorsun. Takımdan bu vatan millete kadar her şey için ölürsün. Ama hep derim yani bir şey için yaşamak çok zordur diye. Şimdi bu kendini feda etme davranışı, yani bir yerde vazgeçilebilir olma davranışı, madem süper organizma davranışının temeli, insan da madem gelişebiliyor, biz bu kavramı niye geliştirmiyoruz? Yani dün bedenen kendimizi feda etmenin işe yaradığı askeri, işte yağmaya ya da ganimete dayalı bir ekonomiyle dönen imparatorluklar devrinden gelen bu alışkanlığı diplomanı terk etmekte kullan. Yani sistem içerisindeki yerini değiştirebilme özgürlüğü olarak kullan. Eski meslekteki durumun ölsün, yerine yeni bir şey inşa et. Erişkin eğitimi diye biz bağıra bağıra açık beyine ne diyoruz? Yaşın kaç olursa olsun gel başka bir şey yap. Yani lan ömrün sonuna kadar böyle gitmez bu iş. Bu kadar bilgi, dünya değişiyor bilmem ne. Dolayısıyla eski kendini öldür mesela. Bu da sistemin işleyişinde senin bir tıkaç olmanın önündeki en büyük engel. Ve yeni koşula adapte ol. Mesela bunu karıncadan isteyemezsin. Ama insan bunu yapar. Bizim zaten sorunumuz bu arada abi, bu gerçekten yeni oldu. Bu tabii ki. Mesela bak bu bir ara birim ve üzerine tekrar konuşması mümkün. Bu da bir ölüm. Evet. Bir halin ölümü. Ve adına daha insana ait yani kültürün tabii içerisindeki bir pozisyonda daha gerçekçi bir ölüm tanımı oldu. Adına ben dediğin şeyin
Ya karınca da değişmeyeceği belli, arı da değişmeyeceği belli ama sende zaten değişiyor. Pasif olarak değişiyor. Sen sadece bunu bir zaten şeydir yani insan gelişiminde, daha doğrusu yaşamında genel şöyle bir kural var. Akıl, zeka bilmem ne bütün o aparatlar var ya, bilinçle kullandığın her an işine yarıyor, bilinçsiz kullandığın her an sana maraz çıkarıyor. Ya bir kere böyle bir durum. Al direksiyonu, hayatını bu tarafa çevir. Şimdi bizim genellikle bütün sıkıntımız da, bireysel sıkıntımız da neden kaynaklanıyor? Değiştirebileceğimiz şeyleri harekete geçmek yerine şikayet ederek savuşturmaya çalışmakta. Dolayısıyla işte burada bir ölüm gerekiyor belki. Dün Karaca'nın yaptığı, dün askerin yaptığı, işte Yeniçeri'nin yaptığının bugünkü versiyonu. Ya sistem burada tıkandıysa şuraya geç be abi. Ve artık buna dair her türlü aracımızın özgürlüğümüzde giderek biriktiği bir dünyada yeni hal, eğer bir süper organizma davranışına dönüşecekse ve bu davranış bu gezegenin, bizim varlığımızın hayrına olacaksa bu mantıkla bir sistem kurmak lazım. Yani artık herkesin ne pahasına olursa olsun bulunduğu yerde inat ettiği bir sistemin çalışmadığı belli. Askerde de çalışmıyordu, bugün de çalışmıyor ama ölümün şekli değişebilir. Yani ölümü başka bir şeye aktarabiliriz. Ben bireysel olarak artık kendimi feda etmek zorunda değilim. Bireysel olarak kendimi geliştirmek, değiştirmek zorundayım. İşte dediğim gibi herhangi bir sosyal hayvan sisteminde bunu beklemeyiz. Yani insan dediğimiz şey neticesinde aslında temelinde hayvan ama onu insan yapacak olan şey ne? Gelişebilmesi. Geliştikçe biz insan dediğimiz şeye dönüşüyoruz. Şimdi ben insan hayvanlığı deyince kızanlar burayı unutuyorlar. Aslında hayvan olmak, hayvan kalmak zorunda olmak anlamına gelmiyor. İnsan gelişebilir olan demek. İşte biz mesela bu sistemde lan eskiden böyle yapıyorduk şimdi onlar kalktı. Şimdi ne yapacağız diye düşünürken hayvani bir organizma yani bütün hayvanlar arasında hayvani bir organizma gibi hayata başlayıp da işte dinlerde o melekler kadar bilmem ne olan bir şeye dönüşmek gelişmekle alakalı. Ya bu al bu eski bir eski gözüken eskimez bilgiyi yeni sorunlarına uygula. Dün ölmek yerine bugün başka bir şey yap işte yolunu değiştir gibi. Özellikle de hani şimdi bu sınırsız iletişim imkanlarıyla falan birleştir bu gerçeği. Yani insanlara anlatabilecek bir öykün varsa, hakikaten onları ikna edebilecek argümanların varsa çık işte bugün popüler olarak işte internette gezen insanlar gibi Simon Sinek gibi, Sadhguru gibi, onun gibi, bunun gibi çık anlat. Hani ben de aslında aynı şeyi yapıyorum. Bunu yaptığın zaman yani şöyle de bir şey olabilse mesela en azından bunu hani dışarıdaki adama değil de sevgili fikir önderleri size söyleyeyim. Birbirlerini dinleseler yani ortak bir tuning yakalasalar bir ayar. Bu insanlar benzer şeyler söylemeye başladıklarında kitleyi benzer şekilde dönüştürebilirler. Yani benzer bir yol göstericilik yaparlar. Ve Pareto kuralı daha önce konuşmuştuk ya yani bütün evrendeki oluşlar için geçerli, toplumsal davranışlar için de geçerlidir. Bu toplumun, insan toplumu, Türkiye toplumu hiç fark etmez. %20'si bir yere gözünü çevirdiğinde geri kalan da oraya gider. %20'si amaçlı hareket eder. Bugün niye Çin dünya ekonomisinde büyük bir şey? Muhtemelen demin söyledim oradan geldi aklıma. %20'lik bir böyle bir kitle bir şeyleri belirliyor. Ve dünyadaki dağınık insanların birbirleriyle görüşmesinler. %20'sinin talebi aynı olursa geri kalanımız da oraya doğru hareket ederiz. Yani insanın süper organizma olması daha kolay. Önemli olan ezberinden, inadından, nefsinden, korkusundan, endişesinden vazgeçebilmesi. İşte o yüzden belki de tam Mayalardan gelen hikayelerden biri bu 2010'lar sonrasına global aydınlanma hedehöde dönemi deniyor. Çünkü başka şans yok. Aydınlanmazsak biteceğiz abi. Yani bu kalabalık, bu çokluk, nerede çokluk? Olacak yani. Sonuçta o tarafa doğru. Bir yandan çoğalmaya çalışıyoruz. Sayısal anlamda da çoğalmaya çalışıyoruz. Hala aynı motivasyon devam ediyor. Bir yandan da bu çoğalmanın bir organizasyon olarak yani dünyadaki en büyük zarar kapısı, bir şeyde zarar etme kapısı bu organizasyonu sağlıklı yapamamak. Yani birbirini yanlış anlayan ya da birbirlerine sağlıklı organize olamayan yapıların dünyadaki kaybı en büyük kayıp. Sürtünme kuvveti abi. Evet. Bizim yani, sürtünme kuvveti. Evet yani bunun yerine birbirleriyle sağlıklı organize olup hani doğru bir akışta üretimde bilmem ne öyle bir motivasyon içerisinde durabiliyor olsa ya da denetimli bir çatışma kullanılabiliyor olsa hani biçimli bir şekilde dünya çok çok daha karlı bir topluluk, karlı bir organizasyona da dönebilir. Aklıma çok güzel bir metafor geldi aslında. Akan nehirin içerisindeki su molekülleri bireysel kariyer yapmaya karar verse ya. Yaşadığımız şey bununla ilgili. Bak ben düz gideceğim yani. Lan döneceksin oğlum. Nehir dönüyor ve ben düz. Şimdi mesela eski alışkanlıklar bugün böyle. Ben gitmeyeceğim. Ha ben gitmeyeceğim yani. Ben biraz durayım falan. Abi bu önce bir mevzuyu anla. Ondan sonra onun içinde türbülansa katıl, takıl, dans et yani ama
ya tamamen sistemin dikine doğru gittiğini de fark et eğer bir sürtünme yaşıyorsa. Sürtünme bu. Su molekülleri dans eder gibi rahatlıkla gidiyorlar. Ne kadar karışık gözüküyor değil mi hareketler? Abi içeride enerji minimum durumda. Ama biz sürtünmeden dolayı. Yani işte gene bütün hikaye, yani devamlı aynı şeyi söylemekten belki bazılarını sıkmış olabilirim ama kendini bilmediğin zaman olmuyor. Yani insanın ne olduğunu anlama meselesini moda kavramı haline getirdiğinde mesela herkes dünkü kendisinin öldüğünü fark edecek. Dünkü ben öldü. Bugün başka bir şey söylemek lazım, başka bir şey yapmak lazım, başka bakmak lazım. Bunu da fark ettiğin zaman bu global sistem için yeni bir süper organizma hayırlı bir şeye dönüşebilir yani. Cancağızım. Cancağızım. Aynen öyle. Evet, galiba o cümlenin sonunda bu gerekti. Bunun daha konuşulacak yolu var gerçekten. Daha giriş yapmadık. Evet, daha giriş yapamadık yani. Düzgün bir şekilde derleyip topluyoruz. Hem de muhtemelen izleyicilerimiz inşallah fark etmedi ama bugün burada olan bazı durumlardan ötürü yani hoplama zıplama cam kat değil bugün. Bir ara anlatırız o bizim aramızda. Gizli kod, matka. Matkabiler. Matkabiler. Bu aklımızda kalsın. Hocam çok teşekkür ediyorum. Nasıl? Tamam. Eyvallah.